zaten bulunduğumuz coğrafya jeolojik takvim olarak yeni bir coğrafyadır. Yani çok eski değil. Dolayısıyla yer hareketleri henüz çok daha aktif. Bununla beraber işte bazı kentlerde, bana da içinde olduğu bir kentte, özellikle sahil kentlerinde ve dere yataklarında zeminlerde sıvılaşma sık görülen bir durumdur. Van'ın da Cumhuriyet Caddesi alt tarafına düşen kısmının hemen hemen tamamında bu durum söz konusudur. Yani sıvılaşma oranı yüksek olan yerlerdir. Ama bu şuna engel değil yani. Yapılaşmaya engel değil. Yapılaşmanın tekniği uygun şekilde gerçekleştirilirse tabii ki yapılabilir yani. Bunun için bir engel değil. Fakat bu çok maliyetli bir şey. Yani o zemini iyileştirmek, o binayı yapmaktan daha maliyetli olduğu için tercih edilmeyen bir yöntemdir. Tercih edilmediği için buralarda mevcut klasik yapılaşma yöntemiyle yapıların yapılmasını sağlıksız buluyoruz. Zira hantal ve yüksek binalar zamanla zeminin işte sıvılaşmasından, zeminin ayrışmasından dolayı binalar bökülebilir, eğilebilir, devrilebilir. Nitekim bir deprem anında o zeminler çok hassas olacağı için ilk zarar görecek olan yapılar da o yapılar oluyor. 2011 yılının tetiklediği bir fay hattı var. Bu fay hattı tren yolunu takip edip Erçek Gölü'ne doğru giden bir fay hattıdır. 2011 yılı öncesinde bu fay hattı ölü bir fay hattıydı. Diri değildi. Fakat 2011 yılı fay hattı bunu diriltti. Aktif hale geçti. Bu fay hattı Asya ve Arap Levhası arasında bulunan bir fay hattıdır. Dolayısıyla günden güne stres biriktiren bir fay hattıdır. Stres biriktirmesinin yanında zeminde hareketliliği de oluşturan bir fay hattıdır. Dolayısıyla sıvılaşma sürecini hızlandırıyor. Özellikle o bölgelerde yani işte İskele ve Terzioğlu arasında kalan ve İskele Üniversite arasında kalan bölgelerde bu sıvılaşma yüksek oranda hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Ve fay hattının geçmesini de göz önüne alırsak oralarda kesinlikle bir yapının yapılmasına izin verilmemesi lazım. Ve orada mevcut yapıların da tahliye edilmesi lazım. Çünkü olası bir deprem mevcut yapı stoğumuzu tamamen yıkabilecek güçte olabilecektir o bölgede. Çünkü beklenilen şiddet 7 ve üzerinde bir şiddettir. Bunu işin uzmanları belki biraz daha isim vermek gerekirse Profesör Doktor Naci Görür de söylüyor. Dolayısıyla o bölgelerde hali hazırda imar planlarının yapılıyor olması ciddi anlamda bizleri de kaygılandırıyor. Vatandaş belki bunu çok farkında değil, bilincinde değil. Belediyenin sağladığı şartlar içerisinde konut ihtiyacını, barınma ihtiyacını gideriyor. Fakat neyle karşı karşıya olduğunu çok bildiğini sanmıyoruz. Zira bilmiş olsa kendisine bir tabut inşa etmez. Onunla beraber o bölgelerde ciddi bir rant meselesi de var. Şimdi müteahhitlerin çoğunun yöneldiği bir bölgedir. Hem konum olarak hem mobilizasyon olarak rahat bir bölgedir. Vatandaşın da yöneldiği bir yerdir. Fakat vatandaş bu riskleri bilmiyor. Sadece işin estetik ve konumuyla ilgilendiği için tercih edebilir. Çünkü vatandaş kamu kuruluşlarına güven duymak istiyor. Nitekim güveniyor da yani. Yani diyor ki burada kamu kuruluşu, belediyeler eğer ki imar planı hazırlamışsa ve buna da 4, 5, 6, 7 kat vermişse demek ki oturulabilir. Halbuki biz hayır diyoruz buna. Oturulamaz diyoruz. Çünkü bölgenin barındırdığı riskleri söylüyoruz. Bu risklerden dolayı buralarda başta işte eğer gelişmiş modern teknikleri kullanmayacaksanız, fore kazıklı temeller yapmayacaksanız yüksek yapılardan kaçınmanız gerekir. Zira orada sıvılaşma oranı yüksektir. Deprem dahi olmazsa zamanla yapınız eğilebilir, burkulabilir, devrilebilir. Bir deprem olması durumunda da yapının ayakta durması çok da mümkün olmayacak. Yani açıklamalar var. Belediyeler de kısmen açıklama yapıyor ama henüz maalesef somut anlamda hiçbir adım yok. Olmadığı gibi süreç devam ediyor yani aynı yöntemle tarzla yapılaşma devam ediyor. İmar planları devam ediyor. Bu çalışmalar sürüyor. Bunu geçtim.
2018'de imar affı gelirken bunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Yine 2018'den sonra yapılan kaçak yapıların böyle bir enkaza ya da böyle bir hasara davete çıkardığını bilmiyorlar mıydı? Niye ihmal ettiler? Niye göz ardı ettiler? Şu an kentte 2018 yılında yani 2018 yılına gelen imar affından sonra ileriki yıllarda imar affı tekrardan gelir umuduyla bir sürü kaçak yapı var, kaçak kat var. Ve buna izin verdiler, göz yumdular. Şu an bu yapılar kullanılıyor. Bu yapıların içerisinde yurttaş yaşıyor. Şimdi açıklamayla bitmiyor bu işler işte. Halen projeler belediye ve odalarımız arasında bir ortak çalışma yok. Eskiden protokollerimiz vardı, projeleri inceleyebiliyorduk. Şimdi o da yok artık. Kayyum döneminde yetkiler sınırlandırıldı, askıya alındı protokoller. Dolayısıyla biz projeler nasıl tasarlanıyor, hangi denetimlerden geçiyor, hangi kontrollerden geçiyor bilmiyoruz. Ve bu bizi kaygılandırıyor, hakikaten kaygılandırıyor. Çünkü Van sadece deprem riski değil, başka afetlerin de riskinin yüksek olduğu bir bölgedir yani. Zemin sıvılaşması bir risktir. Yangın, mesela Cumhuriyet Caddesi'nde bir yangın çıkarsa müdahale edemeyiz. Müdahale edene kadar orası kül olur. Buna elverişli bir şehir planımız yok. Ya da sel olursa gidebileceğimiz alanlarımız yok. Halen doğru düzgün toplanma alanları yok. Onu geçtim, barınma alanları halen yok. Yani vatandaş olası bir afette nereye gidecek, nasıl gidecek bilmiyorum. E-Devlet üzerinden belirlenmiş toplanma alanları var. Fakat bu toplanma alanlarına ulaşım mümkün değil. Ya da önce toplanma alanıymış, sonra orası imara açılmış. Ve toplanmaya elverişli bir yer değil. Yani depremden kaçtın, oraya gittin. Sel kalkarsa altında kalacak yerlerdir. Bunlar gözetilerek planlama ve hazırlık öyle yapılır. Şimdi bunlar olmadan afaki açıklamalar da çok açıkçası anlamlı değil. Bu anlamda ısrarla taraf olduğumuzu, çözüm tarafı olduğumuzu, paydaş olduğumuzu, üstümüze düşen bir görevin olması durumunda bu çalışmalarda katılabileceğimizi deklare ediyoruz, konuşuyoruz. Nitekim yakın zamanda Naci Görür Hoca'yı Van'a çağırdık, geldi. Naci Görür Hoca deprem uzmanı bir profesördür. Fakat Naci Görür Hoca'yı kamu kuruluşlarından kimse dinlemeye gelmedi. Mülki amirlerinin içinde kimse dinlemeye gelmedi. Demek ki çok da gündemlerinde değil bu meseleler. Ya da işte IRAP planı hazırlandı bu kentte birkaç ay önce. İl risk azaltma planı. Bu planın içinde mülki amirle beraber üniversite ve bazı kamu kuruluşları da vardı. TMUP buna dahil edilmedi. TMUP'la bu süreç paylaşılmadı. TMUP'la bu süreç tartışılmadı. Dolayısıyla şimdi kimin kıstaslarına göre ya da kimin yöntemlerine göre ne yapacağız? Belirsizdir. Ve somut anlamda bir şey de yok ortada. Olmadığı için kaygılanıyoruz tabii ki. Bekliyoruz işte, diyoruz ki profesörlerin de dediği gibi, ki işin uzmanlarının da dediği gibi, bizim de dediğimiz gibi, bakınız kentin merkezine çok yakın bir fay hattı var ve bu fay hattı günden güne stres biriktiriyor. İleriki bir zamanda, bu zamanı bilemeyiz. Bir yıl sonra da olabilir, 5 yıl sonra da olabilir, 10 yıl sonra da olabilir. Ama deprem üretecek. Deprem ürettiği vakit sizin yapı stoğunuz hazır değil buna. Dirençli değil buna. Enkaz yaratacak. Tabii buna karşı tedbir almak, buraya müdahale etmek, kamu kuruluşlarının, çevre şehircilik, belediyenin, AFAD'ın görevleridir. Belki merkezi hükümetin yapması gereken bazı çalışmalar var bunun içinde. Bunları da yapmıyorlar açıkçası. De o zaman kamu kuruluşları niye var mesela? Devlet niye var yani? Yani herkes istediği gibi yapabiliyorsa, herkes istediği şekilde çalışabiliyorsa belediye niye var, denetim sisteminiz niye var, çevre şehircilik niye var yani? Zira o bölgelerde 2018 yılında Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da imar affı getirdiniz. Siz getirdiniz, siz getirmeyene kadar oralarda bu yapılar kaçaktı. Ve yasa diyor ki kaçak bir yapıyı tahliye et, sonrasında yık diyor. Yapmadınız, beklediniz, imar affı getirdiniz, akladınız ve seçim propagandası olarak da kullandınız. Bas bas bağırdılar. Şimdi bunu yapan bir kişi sonra sorumluluğu başkasına atması ne kadar doğrudur? Müteahhitin bu kaygı gütmesi gerekmiyor yani. Müteahhitin amacı kar etmektir. Böyle bir
karaktere sahip, böyle bir misyona sahip bir vatandaşa sorumluluğu yüklemek, bir kişiye sorumluluğu yüklemek yerli ya da yabancı olabilir. Bilemiyoruz, tanımıyoruz. Bizim muhatabımız devlettir. Mesela vatandaşı ve müteahhiti suçlamak işin gerçekliğinden, sorumluluğundan kaçınmaktır. Doğru da bulmadığımız bir şeydir. Herkese bugün yine mesela kendi kentlerimizde, yine o kentlerde yeniden çalışmalar var. Çalışmaları başlanılmış. Ve henüz artçı depremler devam ediyor yani. Yani artçı depremlerin devam ettiği bir anda zemin etütlerini yapıp bitirmen doğru değil. Artçı depremler daha neler yaratacak? Zeminde ne gibi deformasyonlar meydana getirecek? Bu deformasyonlardan sonra yapıya elverişli mi değil mi raporları çıkmadan, kesinleşmeden buraya bir anda işte göz önünde o enkazı kaldırıp hemen yerine yeni yapılar yapıp süreci örtbas etme girişimleri çok tehlikelidir. Ve yeni yeni felaketlere de davetiyedir açık söylemek gerekirse. Dolayısıyla bundan kaçınmaları lazım. Bunu başkası yaparsa onların engellenmesi lazım. Karşı çıkmaları lazım. Bilim ve mühendislik bunu söylüyor. Bilim ve mühendisliği esas almazsanız, bunu nasla kaderle değerlendirirseniz maalesef bu bizim kaderimiz olmaktan çıkmaz. Sürekli bu felaketleri tekrar tekrar yaşayacağız. Ama çözüm yolu var, mümkündür. Gelişen dünyada, gelişen teknolojide, bilimde, mühendislikte deprem dirençli evler, kentler yapılabiliyor. Örnek olan ülkeler var. Bunları yapabiliyor. Bizden çok daha şiddetli depremlere karşı dirençli şehirler kurabiliyorlar. Biz de kurabiliriz. Bunun için sorumluluk gerek. Bunun için özveri gerek, muhatap gerek. Dolayısıyla ez cümle bunu alıp birilerine mal etmek sorumluluktan kaçmaktır yani.